Bugün interval koşusundayız. Hızlı koşmak için ne yapmak gerekiyor? Tabii ki antrenmanlarda da biraz hızlı koşmak gerekiyor. Yani sürekli altılık tempoda koşan birisi maratonu işte 4 saatin altında koşmakta zorlanacaktır. Bunun için ne yapacağız? Ara ara hızlı koşular da yapmamız gerekiyor. Bugün de antrenman programımızda güzel bir interval var. Hepimiz biliyoruz şu anda Ocak ayındayız. Bakın Türkiye neresinde tişörtle gezilebilir? Adana'da. Bir de Antalya'da tabii ki. Antalya'da hazırlanıyoruz İnşallah. Bu arada. İşte interval yapacağız. Bugün programımızda interval var. Intervalde önemli olan şey ne? Birincisi gerçekten de kendinizi zorlayın. İnterval ne işe yarıyor? Vücudunuzda bir oksijen açığı yaratıyorsunuz. Hadi görüşürüz. Buna da vücudumuz bu adapte olmaya çalışıyor ve böylelikle hızlanmış olmaya çalışacağız. Yani oksijen açığını kapatarak biraz daha hızlanmaya çalışacağız. İnterval hızlı koşmak için yarıyor. Bir de bunun dışında da mental gücümüzü de arttırıyor. Yani intervalleri yaparken de işte atıyorum işte 20 tane 400 metre falan yaptınız. Ondan sonra 400'ler falan sonunu bitirdikten sonra gelip de kendinizi yere atmayın. İşte bıktım, bittim falan filan böyle şeylere moda da girmeyin. Böylelikle de kendinize bu pes etme duygusunu da köreltmiş olacaksınız. Hızlanmak için daha neler yapılabilir? İntervalin dışında intervaller var. Tempo koşuları var. Ondan sonra çok önemli olan ve çok eğlenceli olan fartlekler var. Bunları da yapacağız zaman içerisinde. Ve çok bilinmeyen koşu tipleri de var. Örneğin bir crescendo koşusu gibi. Bunların hepsini teker teker antrenman programı içine dahil edip sizlere de sunmaya çalışacağım. Okey. Şimdilik bu kadar. Hadi sonra görüşürüz.